Gideceğiz, Onur Altın olacak karşımızda. Onur hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İçeriği pek konuşamadık aslında Tonguç Bey'le. O yüzden istersen borsa ve kurla başlayalım biz de. İç gündem tabii ki çok yoğun, çok acı. Orada gelişmeleri takip ediyoruz ama bir şekilde piyasadaki fiyatlamalar daha stabil kalmaya çalışıyor. Bugün itibariyle özellikle dolar Türk lirasının 2.97'nin üzerine yükselmesi biraz piyasalardaki tansiyonu arttırdı gibi. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili ve haftayı gerçekten görece geçtiğimiz haftaya göre daha mı zayıf kapatacağız? Kur tarafında aslında karışık bir görüntü var. Şu an için özellikle Ankara'da yaşadığımız üzücü saldırının ardından kur tarafındaki yukarı yükseliş eğilimi hızlanmıştı. Ancak tahvil tarafında görülen düşüş ve borsa tarafında dünkü pozitif fiyatlanma, ki bunda Avrupa endekslerinin etkisi vardı. Bugün de Avrupa'daki endeksler aslında pozitif tarafta. Küresel borsalardaki karışık seyir bizim yurt içindeki hareket alanı da sınırlıyor ve karışık bir görünüm sağlamamızı sağlıyor. Bugün daha çok piyasalar Amerika'dan gelecek enflasyon verilerine kilitlenmiş durumda. Enflasyon verileri sonrasında tabii ki FED toplantı tutanaklarında enflasyona atıfta bulunuyor ve 2016 yılında merkez bankalarının ana baktığı veri olarak enflasyon verilerini söylüyoruz bir süredir ve bu görüşü sürdüreceğiz de enflasyon tarafındaki yukarı yükseliş eğilimi görürse Amerika tekrardan faiz artırımlarına gidebilir ve bu da içeride dolar TL'yi yukarı doğru çıkartabilir. Bu noktada baktığımızda son dönemde, hatta son hafta gelen bütün verilerin Amerika makroekonomik yapısı üzerinde pozitif etki yarattığını görüyoruz. Ortalama saatlik kazançların yükseldiği bir dönemde ani halka harcamalarının da artmasıyla bunlar tüketimdeki artışları hızlandırıp enflasyon tarafına olumlu bir şekilde de yansıyabilir. Bugün eğer biz böyle bir hareket görürsek, bu sefer kur tarafında 2.98'lerin üstüne çıkılmasıyla birlikte 3.01-3.02 seviyesine doğru yukarı yükseliş hareketleri izleyebiliriz. Ancak petrol fiyatlarındaki düşüş enflasyon tarafını aşağı yönlü baskılayan ana nedenlerden bir tanesiydi. Küresel ekonominin daralmasıyla birlikte, çünkü emtia tarafında da aşağı yönlü hareketler var. Eğer böyle bir baskı daha fazla fiyatlamalara yansıdıysa bu zaman bu şekilde enflasyonun aşağı yönlü gelmesi beklenebilir. Ve bu durumda da dolar tarafı değer kaybederken dolar TL'de de 2.96.20'nin altına inecek kurda. Önce 2.94.30 ve ondan sonraki hareketlerde de 2.92'ye kadar bir geri çekilme görmemiz mümkün olabilir. Sabah tüketici güven endeksinin %7 azalmasıyla birlikte, Türkiye'den açıklanan, yurt içinden açıklanan tüketici güven endeksinin %7 azalması sebebiyle ilk fiyatlamaların yukarı doğru olduğunu görüyoruz şu an. Tamamlamadan önce az bir zamanımız kaldı Onur, ama şimdi enflasyondan da sen de bahsettin. Saat 3.30'da tüm dünyanın gözü ABD enflasyon verisine kilitlenecek. Onunla beraber bir çok az euro dolar üzerindeki senaryolardan da gidelim mi? Çünkü 1.11'in altında biraz kararsız bir seviye. İyi enflasyon, kötü enflasyon ve euro dolar üzerindeki etkisi deyip sözü sana bırakayım. Evet, euro tarafına baktığımızda dün Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları açıklandı. Bu toplantı tutanaklarında enflasyondaki aşağı yönlü baskının devam ettiği vurgulandı. Bunun ana sebebinin azalan ani halka harcamalarıyla petrol tarafındaki düşüş olduğu belirtildi. Tabii bu da önümüzdeki dönem büyüme tarafına olumsuz yansıyabilir. Toplantı tutanaklarında Draghi'nin daha önce bahsetmiş olduğu Mart'ta parasal genişleme programını gözden geçireceğiz vurgusuna atıfta bulunulmuş ve o madde üzerinde durulmuş. Yani artık piyasaların euro cephesinde gözü Draghi'nin Mart'ta yapacağı konuşmada ve faiz kararı üzerinde olacaktır. Eğer o noktada şu anki beklenti parasal genişlemenin artırılması yönünde, bu da euro tarafına baskı yaratıyor. Son dönemde güçlenen dolar da euro dolar paritesini aşağı çeken ikinci neden olarak gözüküyor. Bugün 1.1070'in altında hareketlerde önce 1.1020, daha sonra da teknik açıdan oluşturduğu kanalın dip noktası olan 1.0930'lara kadar bir gerileme kaydedebilir. Yukarıda ise 1.1130'un üzerinde ilk etapta 1.1180 ve arkasından da 1.1235'e doğru yukarı yükselişler görülebilir. Amerika'dan gelecek enflasyon verisi ana belirleyici, paritede ana belirleyici unsur olacakken şu anki yapı satışların biraz daha ağırlık kazandığı yönünde.
Ona çok teşekkür ediyoruz görüşlerin için. ALB Forex'ten Onur Altınlay'ın da görüşlerini aldık. Ve Forex dünyasının bugünlük sonuna geldik. Birazdan Mine Uzun Yol Focus programıyla Bloomberg ekranlarında.